Merhaba seyahat severler. Bugün yolumuzu İstanbul'dan Yunanistan'a uzatıyoruz, hem de otobüsle. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İstanbul Esenler Otogarı'ndan direkt Yunanistan'a otobüste gidebilirsiniz. Ben de İskeçe'ye olan yolculuğuma buradan başladım. Otobüs fiyatları gideceğimiz yere göre değişiyor. En düşük fiyat 550 lira. Bir pasaportunuz ve geçerli bir vizeniz varsa Yunanistan'a otobüste rahatlıkla gidebilirsiniz. Yolculuk gayet keyifli ve kısa sürüyor. 6 saat sonrasında sınıra gelmiş oluyorsunuz. Ben de bu süreç sonunda İskeçe'ye varmış oldum. Otelim tam şehrin merkezinde, her yere yakın. İskeçe'ye geldiğim zaman ben de bu otelde kalmaya özen gösteriyorum. Hem çok hesaplı hem de her yere çok yakın. Otele yerleştikten sonra hemen hazırlanıp dışarı çıkıyorum. Eskişehir'e doğru gidiyorum. Burayı çok seviyorum. Bu mahalle buranın en güzel mahallesi. Old Town yani Eskişehir hemen meydanın arka tarafında yer alıyor. Daracık sokakları, rengarenk cumbalı evleri, Osmanlı'dan günümüze yansıyan tarihiyle İskeçe'nin önemli lokasyonlarından biridir Eskişehir. Şehrin en güzel evleri, en güzel kafeleri ve en güzel restoranları bu bölgede. Labirent gibi açılan sokakları sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor burada. Ben de gelir gelmez güzel bir yorgunluk kahvesi içeyim dedim şu güzel kafeye karşı. Bu kafenin adı Tifilomiga, buranın en meşhuru. Ve üstelik böyle kahve sipariş verince yanına bir sürü ikramlar geliyor. Kahve molası sonrası öğle yemeği için kalkıyorum. Biraz şehri geziyorum önce, sonrasında düşüyorum. Taf Amerika'nın masasına. Bir Yunan salatası ve kalamar söyledim. Porsiyonlar kocaman da tadı ise efsane. Fiyatlar ise gayet uygun burada. İskeçe'nin en güzel ve en özel kafesi neresi diye soracak olursanız tam diye cevap verirdim kesinlikle. Burası bir oyuncak müzesi gibi gözükse de aslında burası bir kafe. Sahibi de oyuncak koleksiyoncusu belli olduğu gibi. Kafenin içerisindeki her şey oyuncakta. Ve bu oyuncaklar tabii ki günümüze ait değil, çok eski hepsi. Şöyle bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz oturunca. İskeçe'ye yolunuz düşerse muhakkak bu kafeye uğramanızı tavsiye ederim şiddetle. Hatta öyle bir şey ki içeride Türkiye'ye dair oyuncaklar bile bulabilirsiniz. Masanıza ise nostaljik bisküviler ve şekerlemeler bırakılabilir burada. Farklı bir kafe arayışınız varsa tam size göre. Evet, şimdi keşfedilecek başka bir yere gidiyoruz. Konserva'ya geldik. Burası da çok güzel bir avlu içerisinde. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman adı konserva oluyor bu kafenin. İçerisi eski taş duvarlar, dışarısı ise güzel bir avluya açılıyor, menüsü ise zengin. Her yerin olduğu gibi buranın çalışanları da son derece misafirperver. Gelir gelmez şat ikram ettiler, sohbet ettik biz, tanıştık sonra. Evet, günü bir taverna ile sonlandırıyorum İskeçe'de. Old Town bölgesinde yer alan Amalfiye Taverna'ya geldim. Son derece şirin, son derece misafirperver bir yer burası. Aynı zamanda menüleri de Türkçe. Siz daha sipariş vermeden masanıza bir sürü ikramlar dolduruyorlar. Biraz sitem ettim. Dedim ki ben siparişimi vereyim, çok fazla yiyemem diye. Nefis bir salata, güzel bir balık ve uzo ile gün bitti burada.